Geçen yaz ne yaptığınızı, dün öğlen ne yediğinizi ve en sevdiğiniz o ünlü çift ayrıldığı zaman bebek gibi ağladığınızı biliyorum. 20 yıl önce böyle bir şey kulağa gerçekten ürkütücü gelebilirdi. Ancak bugün sosyal paylaşım çağında neredeyse herkes internet sayesinde arkadaşları hakkında bunları söyleyebilir. Ancak bazı durumlarda paylaşımlar ve internete özel bazı davranışlar abartılır. İşte size internette yapılmaması gereken şeylerin bir listesi. 1. Tek kelimelik mesajlar göndermek. Bazen arkadaşlarla sohbet ederken olabildiğince kısa ve manalı bir şeyler söylemeye çalışırsınız. Ve düşüncelerinizi harika, anlaştık gibi kısa cümlelerle toparlarsınız. Bu cümleler iletilmek istenen mesajı gerçekten karşılıyorsa her şey yolundadır. Ancak birisinin uzun bir cümle yazınca nedense cümleyi bölüp kelime kelime göndermesi ise tamamen farklı bir durumdur. Yazabilecekleri mesaj adedi sınırsızken bu insanlar acaba internet hizmeti aldıkları firmanın her harf için ücretlendirme yaptığını düşünüyor? Her neyse, böyle bir durumun diğer taraf için ne kadar sinir bozucu olduğunu bir düşünün. Bu adeta karşı tarafı ekrana zincirleyip düşünceler aklınızdan tek tek çıkana kadar beklemeye zorlamak gibi bir şey. Ki bu tip mesajlar siz telefonun veya dizüstü bilgisayarınızın yanında olmadığınızda daha da kötüdür. Çünkü cihaz evin diğer tarafında sürekli olarak bipleyip durur. Mesela arkadaşınızın dün alışverişe çıkıp 3 çift ayakkabı aldığını öğrenmek için 5 dakikada 42 tane bildirim aldığınızı düşünün. Ne korkutucu bir durum, değil mi? 2. Bir mesaj içinde sadece merhaba demek. Merhaba diye mesaj yazıp gönderen ve sonra sizin yanıtınızı bekleyen bir arkadaşınız var mı? Tamam, bunu yaparak kibar olmaya falan çalıştıklarını biliyorum. Ancak internette iletişim gerçekten dünyadan biraz farklı. Diğer taraf bu merhabaya o sırada çalıştığı için hemen cevap veremiyorsa, ilk mesajınızı okuduğunda ondan ne istediğinizi merak etmek zorunda kalacaktır. Orada mısın? Bir dakikan var mı? Gibi benzer cümlelerde aynı kategoriye girer. Bunun yerine kişiyi selamlayıp ondan ne istediğinizi tek bir mesajla açıklamak çok daha iyidir. Bu ikinize de zaman kazandırıp sorun her neyse daha hızlı şekilde çözmenizi sağlayacaktır. 3. İnsanları elektronik kart bombardımanına tutmak. Hiç kimse bu tip kartları almayı çok seviyorum, ne kadar çok olursa o kadar iyi, özellikle de pırıl pırıl olanlara çok heyecanlanıyorum falan demez. Ve size bir şey diyeyim mi? Hiç kimse internette bulduğu ve 36 kişiye daha gönderdiği bir kartla size iyi dileklerini iletmese de sabahınız yine de iyi olur, hafta sonunuz yine de iyi geçer ve yaz tatilinizde yine de bol bol eğlenirsiniz. Muhtemelen en tehlikeli elektronik kart meraklıları en alakasız özel günleri bulup size mutlu turşu günü veya mutlu arıcılık günü dileyenlerdir. Aslında arıcılık yapan bir arkadaşınız varsa ve ona yaptığı işle ilgili özel günü önemsediğinizi göstermek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey onu aramak ya da bizzat bir şeyler yazmaktır. Kendi yazdığınız iki satır bile o çok renkli yanar döner hazır kartlardan daha iyidir. 4. Çok fazla paylaşım yapmak. Paylaşmak karşı tarafı önemsediğinizi gösterir. Ancak bazen çok fazla paylaşımda bulunmak aslında onu çok az önemsediğiniz anlamına da gelir. Arkadaşınızın her gün kahvaltıda ne yediğini, işe nasıl gidip geldiğini, işte videolar geliyor ve market alışverişine nasıl gittiğini gerçekten bilmek ister misiniz? Eğer bir haber ajansı falan değilseniz, yaptığınız günlük paylaşımların sayısını bir adetle sınırlamak iyi olur. Diyelim ki seyahat ediyor ya da dünyada size göre en heyecan verici şeyi yapıyor olsanız bile takipçilerinizin seyahatinizle ilgili 187 tane resme bakmaya hazır olduklarından emin misiniz? Zaten eğer öyle olsalar Instagram sayfanızı aşındırmak yerine muhtemelen Facebook albümünüze bir göz atarlar. Dolayısıyla gerçekten iyi görünen birkaç fotoğrafı paylaşmak yeterlidir. Ki bu fotoğraflar büyük olasılıkla size daha çok beğeni sağlayacaktır. Bu arada sosyal paylaşım siteleri aslında bugünlerde daha akıllı hale geliyor. Bu sayede süper aktif bir arkadaşınızın gönderdiği her şey sizin sayfanızda artık görünmeyecek şekilde filtreleniyor. Çok teşekkürler. 5. Konserleri ve etkinlikleri canlı yayınlamak. Hiç daha önce katılmayı planlamadığınız bir konsere gittiniz mi? Öyleyse muhtemelen tüm konseri Snapchat'leyen ya da Instagram'da canlı yayını açmak isteyen o arkadaşınıza bir teşekkür borçlusunuz. Beyoncé tam önünüzdeyken heyecanlanmamak zor olsa da
İnanın arkadaşlarınız için bu konser aynı oranda heyecan verici olmayacaktır. Özellikle de ön sıradaki koltuklarda değilseniz ve telefon kameranız Full HD yayın yapmanıza olanak sağlamıyorsa. Ayrıca aslında sanatçıların emeğine saygısızlık olan bu korsanlık da pek umrunuzda değil sanırım. Aynısı doğum günü partileri, beyzbol maçları, mezuniyet törenleri veya herhangi bir etkinlik için de geçerli. Ve hayır, katıldığınız bir etkinlik hakkında 32 tane Instagram hikayesi oluşturmak da canlı yayınlamaktan daha iyi değil. İyisi mi siz sadece güzel bir resim veya video paylaşın ve o etkinliğin bir parçası olmanın ne kadar heyecan verici olduğunu anlatan anlamlı bir hikaye ekleyin. Bana güvenin, böylesi çok daha iyi olacaktır. 6. Hashtag ve emoji kullanmayı abartmak. Bazı insanlar mesajlarını okuyan insanların yazdıkları hakkında görsel ipuçlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyor olmalı. Çünkü yazdıkları her satırdan sonra bir sürü emoji eklerler. Hatta daha da kötüsü kısacık bir cümledeki her kelimeden sonra bile bunu yaparlar. Belki de insanların bazen sadece yazdıklarınızı okumalarına izin vermek ve hiç emoji kullanmamak daha iyi olabilir mi? Ne dersiniz? Aynısı hashtagler için de geçerlidir. Bir blogunuz veya ticari bir hesabınız olmadığı sürece alıntı, popüler, harika gibi hashtagler eklemenin daha fazla fark edilmenizi sağladığına gerçekten inanıyor musunuz? Ne yazık ki bunlar tersine yazdıklarınızı gülünç hale getirebilir. 7. Dikkat çekici güncellemeler yayınlama. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Üzgün surat. Bütün insanların hayatında zor zamanlar olur. Ancak bazıları bu yaşadığı zorlukları şifreli olarak yayınlama ihtiyacı duyar. Hiçbir ayrıntı vermezler. Gizemli bir hava yaratmayı isterler ve insanlar neler olup bittiğini sorduklarında sana özelden yazarım gibi bir şey demeyi tercih ederler. Sevgi sevgidir ama sevgi her zaman sevgi değildir gibi derin anlamlı alıntılar kullanırlar. Bu ne ya? Ve bazıları sosyal medyaya bir mola verdiklerini duyururlar ve iki gün sonra dayanamayıp yine sürekli yakınan ya da bir şeylerin üstesinden gelmiş biri olarak geri dönerler. Bence bunu yapmayı hemen kesin. Lütfen. 8. Aşk hayatını ortaya dökmek. Aşık olmak harikadır. Ama ilişkinizin tüm ayrıntılarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmak zorunda mısınız? İnanın bana, aşırı sevgi gösterileri içeren selfiler yayınlamak, birileriyle her buluşmanızı belgelemek ya da sevgilinizle uyurken çektiğiniz fotoğrafları paylaşmak biraz aşırıya kaçmaktır. Hayır, aslında biraz değil. Bu basbayağı çok aşırıya kaçmaktır. Bunların daha da kötü olanı sevgilinizle kavga edip ayrıldığınızda onun hakkında bir sürü kötü şey paylaşmaktır. 9. Tek kelimeli sesli mesaj göndermek. Herkes sesli mesajları sevmez. Çünkü ofis ortamında ya da bir aile yemeğinde bunları açıp dinlemek her zaman uygun kaçmaz. Ancak daha da kötüsü, bir kişiye doğrudan bir soru sorduğunuzda onun size evet veya hayır yazmak yerine bunu sesli mesaj olarak kaydetmeyi tercih etmesidir. Bu durumda mesajı alan şanssız kişi yaptığı işe ara verip sessiz bir yer bulmak ve bu cevabı dinlemek zorundadır. Ayrıca eğer gerekirse bir sesli mesajı kopyalayıp yapıştıramazsınız ki eğer internet bağlantınız sınırlıysa bu kotanızdan yazılı mesajdan çok daha fazla yer. 10. İnsanlardan hiç ilgi duymadığı şeyleri beğenmelerini istemek. Siz ve arkadaşlarınızın ortak ilgi alanlarına sahip olmanız ve onların gerçekten hoşlandıklarını bildiğiniz bir sayfayı beğenmesini istemek harikadır. Ancak işle ilgili sayfalar veya etkinlikler oluşturup tüm arkadaş listenize beğenmeleri ve katılmaları için davetler gönderdiğinizde insanların bir süre sonra sizin davet tekliflerinizi engellemesine hiç şaşırmayın. 11. İzin almadan insanları fotoğraflar ve yorumlarda etiketleme. Başkalarına ne kadar komik ve harika görünse de herkes parti fotoğraflarında veya herhangi bir fotoğrafta etiketlenmekten hoşlanmaz. Ve yorumlarda iki arkadaşınızı etiketleyin ve güneş kremi kazanın gibi şeylere dahil olmayı seven birisini bulmak da gerçekten zordur. Bu nedenle insanlardan önce izin alıp fotoğraflarını veya takma isimlerini internet dünyasının geri kalanıyla sonra paylaşmak her zaman daha iyi olur. Gördüğünüz her şeyi yeniden paylaşma. Bir şeylerin sizi heyecanlandırması ve onları arkadaşlarınızla paylaşmak istemeniz normal. Ancak her gün 17 yavru köpek resmi veya sonsuz adette hangi mobilya olurdunuz testlerini görmek isteyeceklerinden emin misiniz? Aslında faydalı makaleler veya haberler gibi anlamlı şeyleri paylaşsanız bile bunları sadece paylaş veya retweetle'ye tıklamak yerine paylaştıklarınızın sizin için ne anlama geldiğini kısaca açıklamak her zaman daha iyi bir fikirdir. Aksi takdirde belki de sizi takip edenler paylaştığınız bu şeyi zaten daha önce 6 kez görmüştür ve siz de boşuna onları bu paylaşımlara boğuyor olabilirsiniz. Oh! İçimi döktüm, çok rahatladım.
Pekala, bu alışkanlıklardan sizi en çok rahatsız edenler hangileri, yoksa listede olmayan başka şeyler de mi var? Bana aşağıda yorumlarda bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız o çok sevimli köpek yavrusunun 47 resmini paylaşmak için hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.